Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birinci ayımın birkaç gününden sonrasında sizinle burunla ilgili soru cevap videosu çekmek istedim. Çünkü bana çok fazla soru geliyordu. Ben de bunları derledim. Şimdi sizinle birlikte en çok merak ettiğiniz soruları benim burun ameliyatından sonra yaşadığım süreci yavaş yavaş anlatmaya başlıyorum. İlk soru: nasıl karar verdin? Bu süreci aslında 6-7 belki 8 yıldan beri istiyordum. Abartmıyorum. Çocukluk hayalim burun ameliyatı olmaktı. Burnumun sadece dış görüntüsünden çok rahatsızdım. Bir probleminin olduğunu düşünmüyordum. Nefes almamda bir sıkıntı yok diye düşünüyordum. Fakat doktora gittiğim zaman doktorum burnumdaki kemikte kırık olduğunu söyledi bana. Küçük yaşta atlattığım bir çarpma sonucu elde edilen minik bir kırıkmış. Çok konuştuğum zaman burnum tıkanıyordu. Ama dediğim gibi bunlar görünüşünden daha ağır basmıyordu. İkinci soru çok fazla yine bana gelen korkmadın mı sorusu. Korktum ama ne zaman korktum biliyor musun? Randevu tarihinizi oluşturduğunuz zaman, eğer randevunuza çok fazla zaman varsa, günden güne korkmaya başlıyorsunuz yaklaştıkça. Ama eğer az varsa, mesela benim 2-2,5 hafta gibi bir süreç vardı. O yüzden çok fazla hemen böyle geçip gitti o süreç. Çok gözümde büyütmedim. Sadece ameliyat masasına artık beni koyduklarında, ameliyathaneye götürdükleri zaman tek korkum ölecek miyim korkusuydu. Hani Caner'le anneme bakıyorum ama belki son defa görüyorumdur diye bakıyorum. Öyle bir psikoloji içine girdim. Ama güle güle gittim, güle güle çıktım. Çok şükür hiçbir şey olmadı. Ölmekten korkmamın sebebi de anestezinin çok çok küçük bir miktarda olsa yine bir risk taşıdı. Sonuçta ameliyatla bıçak altına yattığınız bir operasyon. O yüzden korkmuştum. Ameliyat videolarını izleyip nasıl vazgeçmedin? Burun ameliyatımdan önce girip özellikle burun ameliyatları nasıl geçiyor diye Google'latmadım, YouTube'dan araştırmadım, izlemedim. Ama az çok yaşanan süreci biliyorum çünkü arkadaşlarım oldu. En az 3-4 tane yakın arkadaşım ameliyat geçirdi. Ameliyat olduktan sonraki süreci gözümde kararttım açıkçası. İstersem acı çekeyim, istersem ağrılarım olsun. Ben orayı hiç düşünmedim. Gözümü karartarak ameliyata girdim. Dördüncü soru: doktorunu nasıl buldun, nasıl güvendin? Seçimimiz nasıl olmalı diye bir soru geldi. Doktorumu şu şekilde buldum. Yakın bir arkadaşım doktoruma ameliyat oldu. Onun burnunun sonucundan sonra o doktora karar verdim. Çünkü arkadaşımın burnu da benim gibiydi. Kemikliydi birazcık. Kalkık istedi. Küçük bir burun istedi ve ne istediyse doktor yaptı. O yüzden ben de beni bir tek o doktor anlar deyip, bu arada çok fazla araştırma yaptım ve bu doktorumla yani şu anki doktorumdan konuşmadan önce başka bir doktordan randevu aldım. Fakat içime sinmedi. Kızlar soruyor gibi sitelerde yorumlarını gördüm. İşte bahsettiğim doktorun ismini vermeyeceğim hiçbir şekilde ama kendini bilmezler gidiyor. İşte başka doktor ameliyat olan insanları parayla çağırıp kendi yapmış gibi gösteriyor falan gibi değişik yorumlar okuduktan sonra o doktordan vazgeçip şu an kendi yaptırdım. Güray Yeşiladalı benim burun ameliyat doktoruma gittim. Zaten gitme sürecimi falan ameliyat videomun en başına koydum. Görüşmemizi, konuşmamızı oraya ekledim. Eğer izlemediyseniz burun ameliyatı sürecimi, onu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Ameliyatta bir şey hissettin mi? Ben ameliyata girmeden evvel doktorumla konuştum. Ne kadar riski var? Canım yanar mı? Ameliyatta bir şey hisseder miyim? Doktorum bana açık açık dedi ki bir tane film varmış sanırım. Ben onu izlemedim, duydum. Ama onun üzerine zaten bu soruları yönlendirmiştim doktoruma. Bir filmde, adı narkoz muydu hiç bilmiyorum, yalan olmasın, anestezi verildikten sonra tüm acıyı hissediyormuş. Ben izlemedim filmi korkudan. O sadece bir film. Böyle bir şeyin ihtimali söz konusu olamaz dedi doktorum. O yüzden çok çok daha rahatladım. Ameliyatta hiçbir şey hissetmedim. Hatta ameliyat masasına gidene kadar bana bayılacaksın, sakinleştirici verdiler çünkü sedyede, bayılacaksın, görmeyeceksin bir şey dediler ama ben galiba dayandım ya da o stresle bayılamadım. Gevşeyemedim fazla. Ameliyathane masasına kendim geçtim falan. Oradaki insanlarla konuştum, muhabbet ettim. Çok soğuk bir ortamdı. Hatta şey dediğimi hatırlıyorum. Hani burada siz donmuyor musunuz? Oradaki kız da şey dedi bana, hani alıştık biz buraya falan. Ay üzüldüm sizin adınıza falan dedim. Ondan sonra şuraya galiba, yok onu hatırlamıyorum, serumdan zaten damar yolumdan açmışlardı. Boru gibi bir şey takmışlardı. Hadi artık iyi uykular dediler. Teşekkür ederim dedim. Orada gittim bayıldım. Ayılma sürecimde Büşra diye böyle kafamda 3-4 tane kişi, yanlış hatırlamıyorsam, Büşra Hanım işte kalkın, uyanın gibi şeyler söyledi ama ben duyup bir süre cevap veremedim onlara. Ayılmaya çalışıyordum. Daha sonrasında da gözümü birden açtım. Zaten gözümü tamamıyla açtığım zaman da hastane odasının içindeydim. Odamdaydım. O getirdikleri süreci hatırlamıyorum. Canın çok yandı mı? Bunu tüm süreç olarak algılayacağım. İnanır mısınız bilmiyorum ama dediğim gibi benim doktoruma ameliyat olan arkadaşımın yeri geldi kanaması olmuştu. Başka arkadaşlarımın yeri geldi ağrıları oldu. Ama inanın ben ne ağrı, ne kanama, ne bir sızı, hiçbir şey hissetmedim. Zaten aldığım ilaçlar beni tamamıyla rahatlatan ilaçlardı. Dümdüz yatmanız gerekiyor ve ben o şekilde 12 saat boyunca yattım. Arkam terliyordu, sırtım komple uyandığımda ters içinde kalıyordu ama beni uykumda asla bu rahatsız etmiyordu. Yani o kadar rahat, huzurlu uyuyordum ki o süreçte ilaçlar sayesinde hala o huzurlu uykuyu hiç uyuduğumu düşünmüyorum. O yüzden ne ağrım ne sızım hiçbir şey olmadı. Ama benim burun ameliyatım rinoplasti oldu. Yani kapalı burun ameliyatı. O yüzden burnumun altında dikiş izi yok. Açılarak yapılan değil, kapalı olarak yapılan bir ameliyattı. Açık olarak yapılan ameliyat süreçlerinin daha zor, daha zamana ihtiyaç duyularak iyileştiğini biliyorum ben. O yüzden kişiden kişiye de bu acı durumu değişebilecek bir şey. Mesela ben çok çıt kırıldım ama naifim. Canım acır benim. Çok acımaz ketumum diyemem. Ama bu süreçte herkese söyledim. Balayında yaşadığım gripten çok daha az bir grip gibi bir hastalık geçirdim. Asla ameliyat olarak adlandırılmıyorum. Burnuma da çok iyi baktığımı söyledi doktorum. Ve burnumda hastalık olarak çok da bir sıkıntı olmadığı için ben de bence bu süreci daha da hafif atlattım. Ameliyatın olumlu ya da olumsuz sebepleri. Olumlu sebebi sadece 1-2 haftalığına o grip gibi bir süreç atlatıyorsunuz. Ağzınız yüzünüz tabii ki şişiyor. Yemek yemenizden ödün veriyorsunuz ki ben 3. gün hamburger bile yedim. İçindeki o silikonlar çıktıktan sonra da bir tık acı hissediyorsunuz. Hissetmiyorsunuz dersen yalan olur. Çünkü videoda ben de birazcık bağırdım. Gördünüz. Hatta o videoda da söyledim. Canım acımıyor diyen yalan söyler diye. Maalesef fiyatlar birazcık üst seviyede. Olumsuz taraflarının bunlar olduğunu düşünüyorum. Olumlu tarafı da hayatınız boyunca istediğiniz bir burunla. Bu arada dipnot geçiyorum. Asla mükemmel bir burun yoktur. Önceki burnunuzdan daha güzel bir burun diye bir şey vardır. Ben buna inanıyorum. Aynaya baktığınız zaman bile kendinizle barışık olmanız, mutlu hissetmeniz bunlar da olumlu tarafları diye düşünüyorum. Hiç pişman oldun mu diye soruldu. Asla pişman değilim. Yine olsa yine yaptırırım ama yine olsa kendi doktoruma yaptırırım. Asla başkasına yaptırtmam. Ameliyatın kaç saat sürdü? Rinoplasti yani dediğim gibi kapalı ameliyat olduğu için kısa sürdü. 2 saatte bitirdiler benim işimi ama ameliyat olan arkadaşlarımın 5 saate kadar sürdüğünü biliyorum. Fiyat. Evet, en merak edilen konu ameliyatımı ne kadar yaptırdığım. Ben bununla alakalı tam olarak fiyat vermektense yuvarlamayı tercih edeceğim. Çünkü kişiden kişiye ameliyat fiyatının değişeceğini bildiğim için sizi yanlış yönlendirmek ya da doktorumuzun altında bırakmak istemiyorum. O yüzden en doğru bilgiyi doktorumla iletişim haline geçerseniz öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi kişiden kişiye bu fiyat değişeceği için. Ama ben 20.000 küsür diyeyim. En azından bir fiyat öğrenmiş olun. Yeni haline alışabildin mi? Özellikle Caner konusunda çok zorlandım. Çünkü Caner beni 8-9 yıldan beri tanıyor ve sürekli yüzüme baktığı zaman değişik bir yüz ifadesini görüyordum. Ben mesela o bir hafta boyunca aynaya çok fazla bakmadım. Sadece burnumun içine krem sürüp dişlerimi fırçalayacağım zaman aynaya gidip baktım. Çünkü o halimi çok görmek istemiyordum. Kendimi demoralize etmek istemiyordum. Geçeceğini biliyordum ama yine de görürsem eğer üzülürüm, pişman olurum diye düşündüğümden çok aynalara bakmadım. Ama Caner uyandığı zaman bile bana baktığı zaman böyle değişik bir yüz ifadesine büründüğü zaman açıkçası birazcık ürküyordum. Acaba kötü mü olacak? Acaba bu saatten sonra hani beni yadırgayacak mı? Alışamayacak mı? Ya da ben o halini gördükçe kötü mü hissedeceğim diye başta korktum. Hatta Google'da falan domuz burnu diye araştırmalar yaptım. İlk haftanızda burnunuz şöyle kaftağına falan çıkıyor. Domuz gibi oluyorsunuz. Ama gittikçe doktorum da söyledi inecek diye. Araştırmalarım ve doktoruma sormam sonucunda da biraz daha rahatladım. Hala çok şişliklerim var. Şu kısmımda özellikle aşağı doğru inecekmiş. Kontrole gitmedim. En yakın zamanda da 1. ay kontrolüne gideceğim. Burun ucu hala taş gibi. Zaten doktorumun görüşmede de bana söylediği gibi. Zamanla daha da çok alışacağımı düşünüyorum. Ama ilk haftamdaki zamana göre çok kötüydüm zaten. Alışmam imkansızdı. Şimdiki halime çok ama çok alıştığımı düşünüyorum. Kötü yorumları nasıl kaldırıyorsun? Bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü %95 hatta %96 Burnumu çok beğenirken %3-4'lük kısım çok beğenmedi. Eski halin daha güzeldi dedi, doğallığını bozdun dedi. Herkese benzedin, herkesleştin. Allah'ın verdiği güzellikle oynadın, günaha girdin vesaire 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 bir sürü yorum aldım. O %3'lük 4'lük kısımdan. Ama önemli olan maalesef onların beni nasıl gördüğü değil, benim aynaya bakınca nasıl hissettim, kendimi nasıl gördüm. O yüzden çok da takılmadım. Herkese saygım sonsuz. Beğenebilenler olur, beğenmeyenler olur. Kişinin burun anlayışı farklıdır. Bazısı daha kalkık sever, bazısı benim gibi daha doğal sever. Çok da takılmadım yorumlara. Zaten her videoma olumlu ya da olumsuz eleştiri geldiği için artık yavaş yavaş alıştım. Biraz geç oldu ama olumsuz yorumlara alıştım. Bu arada videonun ortasında yazmayı unutup da bana yine çok sorulan bir şey hakkında konuşacağım. Zaten şu anda da anlıyorsunuz, genizimden konuşuyorum. Yani burnum tıkalı gibi konuşuyorum. Bir saniye. Şimdi nasıl oldu? Olmuyor. Bunun sebebi benim hala burun spreyi, yani deniz tuzu spreyi kullanmam diye düşünüyorum. Çünkü burnumda hala akıntılar oluşuyor onu kullandığım için. Doktorum 1. ayın sonunda onu kullanmayı bırakabilirsin dedi ama şöyle, hala burnuma tabii ki parmağımı bir şey sokamıyorum. Oradaki dikişler ya da yaralar acıyabilir, açılabilir diye. O yüzden sprey kullanmaya devam edeceğim ama günde 6 sefer değil, günde 2 sefer gibi kullanacağım. Çamaşır asarken, katlarken bile burnumun içine toz doluyor ve ben o tozları çıkartamadığım için burnum kaşınmaya başlıyor. Ama o spreyi kullandıktan sonra aynı şekilde aktığı için o tüyler, uçuşan tozlar, burnumun içindeki o kirler aşağı doğru aktığı için rahatladığımı düşünüyorum. O yüzden bir süre daha günlük hayatta burun spreyini kullanmaya devam edeceğim. O yüzden bir süre daha, geçici bir süre daha genizimden konuşmaya devam edeceğim. Başka yaptırmak istediğin bir yerin var mı diye soruldu. Sadece yaptırmak istiyorum değil, yapmaya zorlanıyorum diyeyim ben bunu. Şu an gözüme kötü gelmiyor açıkçası ama insanların bana yaptığı, yazdığı yorumlardan sonra takmaya başladım. Burun ameliyatı olduktan sonra her ne kadar kalkmasa da burnum, şu dudağımın üst kısmı, tabii şu an birazcık taşırdım ruju, o şekilde sürdüm. Çok da taşırmasam da bir tık daha taşırdım. Bir tık lafını kullanmamam gerekiyor, kızıyorsunuz. Bu dudak ve burun üstü mesafem açıldı ameliyattan sonra ve insanların gözüne artık daha fazla gelmeye başladı. Burasının mesafesinin açıklığı yaşı daha da büyük gösteriyor. İnsanı daha da yorgun gösteriyor. Yine dolgu yap diyenler oluyor küçücük bir müdahale sonucunda ama çok yapmak istemiyorum. Dolgunun bana yakıştığını düşünmüyorum. Bilmiyorum ileriki zamanlarda düzgün bir işlem bulur muyum, yaptırır mıyım? Ama araştırdığım kadarıyla ameliyatın 7. ayından sonrasında şuradaki şişlik de tamamıyla inmiş oluyormuş. Hala benim bu kısmım şiş. Hala yüzümde ödemler var. Çünkü 1. ay daha çok yeni bir süreç aslında. Her ne kadar ilk bakıldığı zaman burun ameliyatı olduğum anlaşılmasa da kendimden anlıyorum. O yüzden birazcık daha zamana bırakacağım. Baktım, gördüm, oradaki mesafe hala gözümüzü yoruyor. Belki küçücük bir dolgu yaptırabilirim. Nefes alabiliyor musun? Nefes alabiliyorum. Öncesinde de alabiliyordum. Şu an spreyden dolayı birazcık daha nemli. Çünkü bazen kendimi engelleyemeyip ağzımdan nefes alıp veriyorum. O ilk haftada ağzımdan verip aldığım için. Çünkü tamponlardan dolayı burnumuzdan alamıyorsunuz. O yüzden de galiba böyle de bir alışkanlık kaldı bende. Burnumdan nefes almayı unutup ağzımdan alıyorum arada. Özellikle Caner uykumda bunu çok yaptığımı söyledi. Gün içinde bilinçli olarak burnumdan almaya çalışıyorum ama uykumda buna engel olamıyorum maalesef. O yüzden dediğim gibi spreyi bıraktıktan sonra yine 1. ayımın kontrolünde doktoruma da soracağım bunu. Üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İlk ay ne yapmamalı, nelere dikkat etmeliyiz dendi. İlk ay özellikle İlk 2-2,5 hatta 3 hafta boyunca burnunuz acıyor. Yani şöyle mesela çok fazla bastıramıyorsunuz. Şu anda da zaten bir uyuşukluk var ama ilk haftalara nazaran şu an burnum çok çok iyi. Makyaj yapabiliyorum, burnuma sünger sürebiliyorum, peeling yapabiliyorum vesaire. Burnumu çok iyi kullanabiliyorum şu an. Ama o ilk 2 haftasında canınız çok yanıyor dokunduğunuz zaman. Özellikle ben ilk haftamda Caner'le birlikte uyumadım ama 2. haftamda uyumaya başladığımız zaman Caner'in şöyle bir kötü huyu var. Uyurken, dönerken şu şekilde çapraz dirseğiyle çarpıyor bana. Ya da şu şekilde dönerken elini yumruk yapıyor, o şekilde dönüyor. Ben de bu tarafında oluyorum falan. 2 defa burnuma çarptı öyle. Bayağı ağladım. canım yandı. Ben de kendim kıyafetimi değiştirirken bir kere vurdum burnuma falan. Ya kanamadı tabii ki, çok şiddetli değildi ama canımın yanmasına ağlamama yetti. O yüzden özellikle 2-3 ay boyunca yüzünüze, burnunuza darbe almamalı. Az da olsa darbe almamanız çok önemli. Burnunuzun dikişleri en azından tamamıyla iyileşmese bile birazcık kendinin tutması gerekiyor ki ilk haftamda, ikinci haftamda öğür öğür kusan, dikişlerimin açılmasından korkan bir insan olarak bunu söylüyorum. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ben öyle bir iki talihsiz olaylar yaşadım ama çok şükür hiçbir şey olmadı. Yemek yerken zorlandın mı? Yine dediğim gibi ben 3. ya da 4. günümde hamburger yedim ısırarak, canım çok çektiği için. İlk 2 gün zorlanıyorsunuz. İlk gün sadece çorbamın ılık olmasına tahammül edemedi boğazımdan dolayı. Ve ayran, yoğurt türü bir şey yememiştim. Oraya galiba boru gibi bir şey takılıyor, bu kan. Bilmiyorum, yanlış ifade etmek istemiyorum. İlk 2 gün birazcık boğazınızda tahrişlik meydana geliyor ya ameliyattan sonra. Ben sadece onu ilk gün yaşadım. İlk gün full ılık su içtim. Belki 10 bardağa yakın. Ilıktan bir tık daha sıcak bir suydu. Ilık suya tahammül edemedim. Canım yandı birazcık. O yüzden çorbamı da ılıktan birazcık daha sıcak içtim. İlk günden sonra da boğazım yumuşadı, sürekli sıvı aldı. İkinci günde ağzımı açamadığımdan dolayı çok bir şey yemedim. Muz, mama türü şeyler yedim. Yine çorba içtim. O da hani ağzınızı bu şekilde açamıyorsunuz burnunuzda tamponlar olduğu için ya da bantlı olduğunuz için. Zaten 3. günden sonra şişmeye başladım. Şişmelerim biraz daha indikten sonra rahat rahat yemek yemeye çalıştım. Bir problem oluşturmadı. Duş, diş fırçalamak, üstünü değiştirmek zor muydu dendi. Dişlerimi fırçaladım, hatta 4. gündü sanırım. Videoda da gösterdim size. Üstümü ilk günde çıkartabilirdim ama çok riskliydi. O yüzden annemle ablam yardım etti ama ilk günden sonra hep kendim değiştirdim rahatça. Banyo yapmanız yasak diye biliyorum ama yapan kişiler varmış. Ama ilk hafta yapmanızı önermiyorum. Çünkü o buharla birlikte kanamanız olabilir, bayılabilirsiniz. O yüzden hiç gerek yok bence. Tat alıyor musun? Tat alma olayım ilk günden itibaren vardı. Ben yediğim çorbanın tadını, içtiğim meyve suyunun tadını hep aldım. Ama şimdikine nazaran tabii ki daha az alıyorsunuz. Neler izledin? Netflix'i açtım. Visa Visa. Öyle yazılıyor. O diziyi bitirdim. Çok güzel bir dizi, tavsiye ederim. How I Met Your Mother'ı bayağı yarıladım. Çok çok uzun bir dizi. Fi Chi Pi bitirdim. Bayağı şey izledim kısacası. Aynı zamanda da edit yaptım. Daha önceden çekilmiş videolarıma stok atmam gerekiyordu. Çünkü sizi çok fazla videosuz bırakmak istemedim. Öyle öyle zaman geçti gitti zaten. Birazcık ışık, birazcık sese duyarlılığım vardı ilk 4 gün. O da sadece akşamları oluşuyordu. Onun haricinde gün içinde temizlik bile yaptığım oldu. Siz yapmayın. Ben yaptım ama siz yapmayın. Öyle, bu sorunun da cevabını verdim ve son bir sorum kaldı. Neden kış ayında yaptırdım? Yaz ayında burun ameliyatı yaptırmanın çok iyi bir şey olmadığını duymuştum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Çok kış ayında olduğunuz zamanda da burnunuzun sızlama ihtimali var ama evden dışarı çıkmadığım için ve evin sıcaklığı normal olduğu için hiç sızlama yaşamadım. Zaten ilk hafta çıkmanız yasak. Bunu doktorlar da söylüyor. Yaz ayında yaptırmamamın sebebi ise evde klima yok. O yüzden altına geçip de rahatlayabileceğim bir ortam yok. Yemek yaparken bile onun hafif buharı başımı döndürmeye yetti. Yaz ayında olsaydım belki daha da kötü etkilenecektim. O yüzden kış ayında olmak bence en temizi. Eğer yaptırmak istiyorsanız ben kışın tavsiye ederim. Burnumun şöyle yandan görünüşü bu şekilde, öbür tarafta görünüşü de bu şekilde. Hala dediğim gibi buralarında ödem var, burnumun ucunda ödem var. Biraz daha küçülecek. Bu kısım hala çok şiş, böyle boru gibi iniyor ama oralarda yavaş yavaş küçülmeye başlayacak. Doktorumun yine bana söylediği gibi önümde çok uzun bir süreç var ve ben bu sürece hazırım. İlk haftalardaki süreci geçirdiysem bunlar hiçbir şey değil benim için. Çünkü o zamanlar konforum eksikti ama şu an istediğim gibi çıkıp gezip makyaj yapabiliyorum. Ağrımsızım da olmuyor. İlaçlarımı da bıraktım. Şu anki halinden memnunum ama biraz daha ödemlerim indiği zaman daha da istediğim bir görüntü olacak. Doğal olduğunu düşünüyorum. Doktorumun adını tekrardan soranlar için, kime yaptırdığımı merak edenler için Güray Yeşiladalı. Tavsiye ederim. Son olarak burun ameliyatı olmaktan korkanlar, bunu erteleyenler, gözünde büyütenler. İki çift lafım var. Sakın korkmayın. Instagram'dan sürekli zaten fotoğraflar paylaşıyorum. Gerek burnumla alakalı, gerek günlük hayatımla alakalı. Oradan da takip ederseniz daha güncel bir şekilde hayatıma dahil olabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Yine dediğim gibi 200.000'e çok azcık kaldı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.